Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Evet Fatih Hocam, birinci bölümde Osmanlı dönemindeki demir yollarını tafsilatlı olarak konuştuk. Neler yapıldığını, nasıl yapıldığını. Ama benim bildiğim kadarıyla sizde o dönemin demir yolları ile ilgili bir harita var. Onu ben Evet. seyircilere gösterelim diyorum. Evet. Şimdi mi gösterelim onu? Olabilir. Hem hangi hatlar yapılmıştı, Evet. nerelerde yapılmıştı Evet. onları görmek adına. Bilmiyorum şu anda Ekranda görebiliyor muyuz? arkadaşlarımızla onu ekrana getirirlerse. Evet, geldi hocam. Şimdi bu haritada görülen hatlar Osmanlı döneminde yapılıp Anadolu toprakları içerisinde kalan hatlar. Özellikle bu sol tarafta renkler seçiliyordur umarım. Evet, seçiliyor renkli hocam. İzmir'den aşağıda yeşil bir hat var. İçeriye doğru Eğirdir'e kadar, Isparta'ya kadar giden bir Evet. hat var. Bu İngilizlerin yaptığı farklı farklı yıllarda devam ederek ilk İzmir, Aydın sonra da diğer bölgelere yaydıkları hat. Onun hemen kuzeyinde İzmir'den yine Manisa, Uşak tarafından İngilizlerin son 20 yılda devam ettikleri hat var. İstanbul'dan tabii Rumeli tarafında Edirne ve Selanik tarafına doğru giden hatlar, yine 19. yüzyılın sonlarında yapılmış hatlardı bunlar. Ama milli mücadeleden sonra tabii ki elimizde sadece orada açık mavi ya da lila renkle gözlenen hat elimizde kalıyor. İstanbul'dan başlayıp Ankara'ya, Eskişehir'den devam edip Konya'ya kadar mavi ya da koyu mavi gösterilen hat Almanların yaptığı Anadolu hattı denilen hattır. Konya'dan devam edip Adana'ya, oradan Mersin'e doğru uzanır, İskenderun'a uzanır. Fakat asıl Halep'e ve oradan Bağdat'a doğru gitmesi düşünülen ve pembe olarak gösterilen hat ise meşhur Bağdat hattıdır. Bu hat 1904-5'lerde başladı bunun inşaatı. Birinci Dünya Savaşı'na geldiğimizde hala devam ediyordu. Devam ediyor. Ama özetlemek gerekirse bir de bu doğuda Kars tarafında bir demir yolu vardır dikkat ederseniz. Evet. O Rusya'dan Tiflis üzerinden Rusların elindeyken bu coğrafya Birinci Dünya Savaşı öncesi. Hatta bu hat geçici Dekovil denilen küçük dar hatla Sarıkamış'a ve Erzurum'a kadar uzatılan bir hat var. O Onu Rusların Rusların yaptığı. yaptığı ve Evet. milli mücadeleden sonra bize kalan hatlardır onlar. 350 kilometre falan bir hat var orada. Onun dışındaki şu gördüğünüz hatların, Anadolu'da kalan hatların tamamı İngiliz, Alman, Fransız yapısı, Belçika falan bir iki şirket daha var bazı yerlerde yaptığı demiryolu hatlarıdır. Ve bunların toplamı 4200 kilometre kadar falan bir yol Anladım. vardır. Ama hocam haritaya baktığımızda güneye inenlerin bir kısmı, cüzi bir kısmını çıkartırsak Ankara'dan sonra veya Batı Anadolu'da hep hatlar Hep yapılmış. buradadır. Tabii, Ankara'nın doğusunda bir şey yok evet. diyebiliriz. Tabii burada demin de bahsettiğimiz yabancı devletlerin sömürgeci bakış açılarının bir ürünüdür bu. Adam Sivas'a demiryolu yapıp ne yapsın? İzmir'i Aydın'a bağlayıp bu bölgenin mahsullerini ele geçirmek varken. İşte bu haritada da bizim Cumhuriyet'e intikal eden demir yollarını görüyoruz. Ve tekrar söylüyorum, bunların hepsi yabancıların elindedir. Ankara'nın doğusunda tabii güneyde bu Mardin'e kadar giden kopuk kopuk aralarda inşa edilmeyen yerler var. Mesela Ulukışla'dan Adana'ya kadar Toros Dağları henüz aşılamamıştır. Bu inşaat Birinci Dünya Savaşı yıllarında da devam ediyordu. Çünkü çok büyük tüneller açmak gerekiyor. Diğeri de bizim Çukurova'da Gavur Dağı diye adlandırdığımız Osmaniye'den Fevzi Paşa istasyonuna bağlayan Gavur Dağı'nda tüneller yapılması gerekiyordu Süleyman Bey. O arası da tamamlanmamıştı henüz. Tamamlanmamıştı. Almanlar savaş sırasında da bunun inşaatına ve tüneli aşmak için çalışmalara devam ediyorlardı. Bu hat dışında Doğu Anadolu'da mesela ilginç bir anekdot daha eklememiz lazım buraya. Ankara'nın doğusuna demiryolu yaptırma fikri başından beri var. Kayseri, Sivas, oradan daha doğuya doğru giderek Doğu vilayetlerini merkeze bağlamak için düşünülen bir proje var. Hatta 2. Abdülhamit demir yolları Ankara'ya geldikten sonra buranın devamı olarak Ankara-Kayseri hattını da Almanlara ihale ediyor. Alman şirketleri buraya yapmak için anlaşma yapılıyor. Fakat bunu Rusya bir savaş sebebi sayacak kadar olaya tepki gösteriyor. Herhalde Yani bildiğimiz kadarıyla Osmanlı'ya nota veriyor Rusya nota, bir. resmi nota veriyor ve bu bölgede yapılacak demir yollarının kendisi aleyhinde olduğunu söyleyerek Osmanlı'nın ya demir yolu yapmasına izin vermiyor. Hocam şu mu? Osmanlı Ankara Erzurum arasına demir yolu inşa ederse
sınırımızda bugünkü sınırları düşünerek de bile söylesek, devamlı Osmanlı-Rus savaşı olduğunda sen rahat asker sevk tabii edersin, ki, beni tabii yenersin ki, tabii ki, tabii diye ki. Veto ediyor. Aynen. Değil mi? Ruslar zaten Kars-Sarıkamış bölgesini 40 yıldır ellerinde tutuyorlar Birinci Dünya Savaşı öncesi. Bu 40 yılda adamlar Erzurum yakınlarına kadar demir yolunu getirmişler. Rusya'dan oraya kadar evet. gelecek ama Ankara'dan gitmeyecek ama diyorlar. Sen Ankara'dan doğuya yapmayacaksın diyor. Biz şayet bu demir yolu Erzurum'a kadar, bırakın onu Erzincan'a kadar ulaşmış olsaydı Birinci Dünya Savaşı öncesinde, biz Rus cephesinde o Sarıkamış facialarını falan belki yaşamayacaktık ya da o cephede savaş boyunca çok daha rahat hareket edebilecektik. Ne yazık ki cephe gerisi ikmali imkanı açısından Ankara'nın doğusunda demir yolu olmaması bizim doğu cephesinde Ruslar karşısındaki hezimetimizin bence en büyük nedenlerinden Evet, birisi haline gayet geliyor. haklısınız hocam. Çünkü Ankara'dan sonra askeri bugünkü gibi kara nakil vasıtaları da yok, yaygın Evet, değil. evet. Bir anlamda süvari veya yayan olarak sevk etmek Yürüyerek, zorundasınız, yürüyerek. Ulukışla daha yakın aslında, güneydeki Adana yakınlarında Niğde Ulukışla istasyonu daha yakın. Oradan bir subay yürüyerek Erzurum Sarıkamış'a gidiyor. 3 ayda sürüyor yolculuğu. Veya Trabzon'dan limandan geleceksiniz. O da karayoluyla devam edeceksiniz. Cepheye sevkiyat, lojistik imkanlarınızı tamamen aksatan bir durum. Hocam yine de hülyalara dalmak belki ama Sarıkamış Savaşı'nı kazanırdık. Bir facia diye geçmezdi. Allahu Ekber dağlarında bir kısım askerlerimiz soğuktan, belki de yani kurtulabilirdi diye. Tarihçi olarak bu evet. böyle olurdu demek biraz kehanet Tahmin gibi oluyor ama evet. yani şöyle daha net bir tarihçi olarak şöyle bir cümle daha doğru olur. Biz o cephede eğer oraya kadar demir yolumuz olsaydı çok yaşadığımız sıkıntılar herhalde yaşamazdık. Hani evet. kazanırdık ya da kaybederdik onu bilemeyiz elbette ama askerlerin lojistik, kıyafet, yiyecek, orduların sevkiyatı birçok konuda çok daha rahat hareket evet. ederdik mantıklı olarak. Hocam yani. Şimdi o zaman Abdülhamit'in dediniz, Osmanlı'nın ve o anda iş başında olan Padişah Abdülhamit'in Erzurum'a kadar veya işte önce Kayseri'ye kadar hattı da hattı bizim tespit etmemizden dolayı milli bir proje diyebiliriz değil mi? Ama Rusların Evet. notasıyla bu yapılamıyor. Yapılamıyor, yapılamıyor. Abdülhamit o zaman Hicaz demir yollarına mı? Tabii bir Abdülhamit'in bir rüyası ya da bir hayali de Hicaz'a, kutsal topraklara bir demir yolu yapmak. Bunun da birçok faydaları olacak. Hem halifelik makamı, İslam dünyasının birliği, hem tabii bizim Osmanlı'nın ta o 1500'lerden beri hacca giden kafirelerin gidiş geliş yolculukları büyük önem taşıyor. Hicaz bu yönüyle de hac yolculukları içinde kullanılabilecek. Hem o coğrafyanın, tabi bu yıllarda İngilizler yavaş yavaş Arap coğrafyasını kaşımaya başlamışlar milliyetçi hareketlerle. Evet. Osmanlı, Mısır İngilizlerin elinde ama bütün Arap Yarımadası hala Osmanlı toprağı. Bu coğrafyadaki Arap nüfusunun da bize bağlı kalmasını sağlamak gibi amaçlarla demiryolu inşasına düşünüyor. Şam'dan Medine'ye uzanan demiryolu inşaatı, Hicaz demiryolu diye adlandırdığımız bir demiryolu inşaatı var ve bu tamamlanıyor sonrası. Fakat ne yazık ki biz bu hattın inşasını tamamladık. Fakat sonrasında hani nimetlerinden faydalanamadık. O topraklar kaybettik çünkü. Çıktı. Yani maalesef 1916-17'lerde bu coğrafyanın tamamen kaybettikten sonra topraklarımız dışında kaldı. Ama biz bu hattın ne gibi bir faydasını gördük kaybetmiş olmamıza rağmen? Demir yolu işletimini, inşasını ve işletimini öğrendik. Yani ilk milli demir yolculuk siyasetimiz aslında Hicaz'la başlar. Ve bu mühendisiniz yok. Bununla çalışacak şimendifer çalıştıracak ustalarınız yok, kondöktörleriniz yok. Bunların hep bu bahsettiğimiz Osmanlı'daki demir yollarının, yani yabancıların yaptığı demir yollarının hepsini işletenler ya yabancıdır ya azınlıktır. Çalışanlar için. Çalışanlar da tabii ki evet. atölyelerinde, demir yollarında çalışanlar hepsi yabancı veya azınlıktır. Türkleri bu işe hiç karıştırmamışlar. Ve demir yolculuğunun literatürü de Fransızca. Türkçe kelime yok. Hiçbir şey de yok. Yani gerçi hala şimendifer falan diyoruz, bakın onlar bile şey değil. Ve hiç Türkler bu işe karıştırılmamış. Bizim Türk mühendisler var. Bunlar bilmiyoruz bu işi ya da öğrenmemişiz. İşte Hicaz demiryolu bu yönüyle de Cumhuriyete demir yolculuğunu en azından bilen, inşaatını, işletmesini bilen bir kadro bırakması açısından büyük faydası var. Büyük fayda sağlamış. Yani hiçbir şey olmadı.
haybeye gitti, boşa gitti diyemeyiz. Denilemez. Peki hocam, Bağdat Demiryolları ne aşamada kalmış? Bağdat Demiryolu hattı haritada demin göstermiştim. İstanbul'dan başlayıp Konya, Adana'ya kadar giden hat, devamı Bağdat, Basra Körfezi'ne kadar inmesi düşünülen ve Almanlara ihale edilen Abdülhamit zamanında. Tabii bahsettiğim o 99 yıllık falan, o bütün şartların hepsi geçerli. Almanların inşa etmeye başladıkları demiryolu hattı. Bu devirde Almanlar gerçekten Osmanlı'da bu demiryolu hattına çok önem veriyor. Hatta Almanlar için işte 4B planı falan derler. Berlin'den